E, hocam linkimizi ben paylaştım. Arkadaşlar girmeye başlayacaklar şimdi. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ne demek. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hani <laughs> <laughs> büyük büyük. Ben şey, ne yapacağım? Böyle şey ilişki böyle sevgi büyük büyük Arkadaşlar hoş geldiniz. Toplanmaya devam edelim. Birazdan başlayacağız yayına. Şöyle bir ricamız var. Yayın süresince kamerasını açabilenlerden açmasını rica ediyorum. Daha interaktif ve faydalı olabilmesi açısından. Açacağım kameramı tamam. Pardon. Mikrofonu çıkmış. Allah. Hala girmeye çalışan arkadaşlarımız var. Birkaç dakika hemen başlayacağız. Merhaba değerli katılımcılarımız, hoş geldiniz. Ben İlke Kula. Eskişehir Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu olarak düzenlediğimiz etkinliğimizde moderatör olarak sizlere eşlik edeceğim. Bugünkü klinik eczacılık konulu etkinliğimizde doktor öğretim üyesi Kamer Tecan Yücel ve araştırma görevlisi Özgenur Geri konuk ediyoruz. Ben konuklarımızdan size kısaca bahsetmek isterim. Doktor öğretim üyesi Kamer Tecan Yücel, Lefkoşa doğumlu, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını yine Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Birçok makalesi yayınlanan Kamer Tecan Yücel, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda e, doktor öğretim üyesi olarak kariyerine devam etmektedir. Araştırma görevlisi Özge Nur Geri Dönmez, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Anadolu Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Şimdi başlayacak olan oturumumuzun bütün katılımcılara faydalı olmasını diliyor. Sözü değerli hocalarımıza bırakıyorum. Kameranın Özgen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, hoş öncelikle e, nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, şu an ekranları başında bizi izleyen tüm e, meslektaşlarımıza, tüm öğrencilerimize sevgiler ve selamlar iletiyoruz. İlke ile iki gün önce konuştuğumuzda kayıt olan kişi sayısının 500'leri aştığını öğrendik. Özellikle klinik eczacılık konusunda meslektaşlarımızın bu kadar ilgili olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bugün Özgenir Hocam ile birlikte bir vaka üzerinden hasta tedavisine klinik eczacı olarak sistematik bir şekilde nasıl yaklaşıyoruz? Ee, bilgi vermeye çalışacağız. Sözü Özgenur Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Ee, Hocam'ın bahsettiği gibi sizlerle bugün vakalarla bir vakamızda bir e, hasta tedavisinde sistemik yaklaşım üzerine bir çalışma yapacağız. Dilerseniz e, kısaca özetlemek için nasıl yapalım? Şimdi e, hasta değerlendirmesi nasıl yapılır diye baktığınızda aslında e, biz hasta değerlendirmesi yaparken öncelikle hastanın genel bir bilgi, hasta hakkında bir genel bilgi sahibi oluyoruz. Sonrasında <laughs> e, hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Hastanın ne şikayeti var veya neleri var onlara bakılıyor sonrasında hastanın öyküsü alındı alınıyor Ya hastanın öyküsü şikayetleri genel bilgisinden sonra hastanın ithal bulguları laboratuvar sonuçları inceleniyor hastanın var olan ilaç tedavisine da bakılıyor ve sonrasında e, önerilerle hasta değerlendirmesi tamamlanıyor biz bunu aslında e, SUAD dediğimiz bir kısaltma da var. E, sırasıyla subjektif veren yani hastanın ağrısı, kaşıntısı, halsizliği gibi hastanın e, kendine ifade ettiği bazı verilerle beraber. E, daha önce bahsettiğim gibi yine ateş, kan şekeri, potasyum düzeyi gibi laboratuvar sonuçları gibi bir takım objektif verileri de topluyoruz. Sonrasında hastanın öyküsü, ilaçları, laboratuvar bulguları gibi çeşitli e, verilerle beraber bunlar analiz ediliyor. Ve sonucunda bunların hepsini bir araya topluyoruz. E, toplayarak bir plan yapılıyor ve sonrasında tedavinin düzenlenmesiyle ilgili bir takım önerilerde bulunuyor. Kısaca hasta değerlendirmesi bu şekilde. E, vakamıza geçecek olursak vakamızdaki hasta FD bir kadın hasta. 85 yaşında. 60 kilogram ağırlığında ve 160 santim boyunda. Hastanın şikayetine baktığımızda e, üç gündür devam eden bir nefes darlığı, balgamı, öksürüğü bulunmakta ve ateş şikayeti var. Bunlarla beraber acile başvuruyor hastamız. E, vakamızı tanıdık, e, şikayetlerini gördük. Sonrasında ilk yaptığımız şey bizim beden kitle indeksi hesaplamak. Kilogram bölü metrekareden e, beden kitle indeksi hastamızın 23.44 kilogram bölü metrekare çıkmış. Şimdi sizlere interaktif ilerleyeceğimizi söylemiştik zaten. E, çete Çatay'a yazarsanız çok sevinirim. Ee, sizce bu beden kitle indeksi hastanın e, normal sınırlar içerisinde mi veya e, fazla kilolu mu, obez mi? Herhangi bir bilgisi olan varsa, çete yazabilirse çok seviniriz. Herhangi bir hata olması sorun teşkil etmiyor. Daha çok normal cevabını aldık hocam. Tamamdır. O zaman bakalım. E, beden kitle indeksi sınıflandırmasına baktığımızda e, hastamız aslında normal kategoriye gidiyor. Sizlerin de söylediği gibi. E, bu durumda... E, beden kitle indeksimizin hastanın normal. Ay, herhangi dinlemek için de benim için, bir değil, bir için bir bir şey. durumunun olmadığını söyleyebiliriz aslında. Ee, i̇lerleyecek olursak hastanın vital bulgularına baktığımızda e, vücut sıcaklığının 39 santigrat derece olduğunu Bu sırada e, aslında ben bunları sayarken yine siz de bilenleriniz varsa e, normal sınırların üzerinde veya altında olan değerleri e, eğer tespit ederseniz yine chatten yazmaya devam edebilirsiniz e, Hastamızın vücut sıcaklığı 39 santigrat dereceymiş Nabzı dakikada 90 atım solunumu dakikada 28, kan basıncı 130'a 80, oksijen saturasyonu ise %91'miş. Sizce e, yine yazabilirsiniz dediğim gibi vücut sıcaklığına da solunum, kan basıncı, oksijen saturasyonu gibi vital bulgularında herhangi bir e, farklılık veya normal sınırların e, üzerinde altında gördükleriniz varsa belirtirseniz biz de bu şekilde yine ilerleyebiliriz vücut sıcaklığı fazla, saturasyon düşük diyenler oldu. Ateşi yüksek, nabzı yaşına göre yüksek, nabız vücut sıcaklığı fazla. Evet, ateşi olduğu genelde söyleniyor. Normal değerlere baktığımızda dediğiniz gibi aslında vücut sıcaklığının normal değerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Nabzın e, yine aslında normal sınırlarda ama solunumun artmış olduğunu görüyoruz. Yine oksijen saturasyonunun düşük olduğunu görüyoruz. Kan ile ilgili yorumlarımızı da ilerleyen slaytlarda zaten değerlendireceğiz. Peki hastamızın öyküsünü alıyoruz dedik. Hastamızın öyküsünde neler var diye baktığımızda hastanın 35 yıldır devam eden bir hipertansiyonu, 30 yıldır devam eden bir e, koa hastalığı, 15 yıldır bir tipiki diyabeti ve e, kronik böbrek hastalığı bulunmaktaymış. Aynı zamanda hastanın apendoktomi ve disk hernesi ameliyatı geçirmiş olduğunu gözlemledik. Yine öyküsünde bulunuyor. E, aile öyküsü ve sosyal öyküsüne baktığımızda e, soy geçmişinde e, annesinin ve babasının eksi olduğu, babasında bir emay öyküsü olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında hastanın levofloksesine bir alerjisi bulunmaktaymış. E, sosyal öyküsünde ise hastanızın e, sigara, alkol veya herhangi bir madde kullanımı olmadığını gözlemledik. Şimdi biz sistem değerlendirmesi yapıyoruz dedik. Sistemlerin değerlendirmesini yaparken ise baştan ayağa şekilde tüm vücutla ilgili sistemleri aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu nörolojik sistem olarak baktığımızda hastamızın oryante koopere olduğu yani iletişimi kurulabildiği hastanın gözlemliyoruz. Onun dışında baş boyuna baktığımızda saçlı derinin normal, trakeanın orta hatta, lenfadenopatisinde olmadığını gözlemledik. Kardiyovasküler sistemde yine kalpte herhangi bir eksesin veya üfürümün olmadığını görüyoruz. Sonum sistemi incelendiğinde her iki akciğerde yaygın ral ve ronküsleri bulunmakta olduğunu görüyoruz. E, bu da yine nefes alırken ve verirken e, çıkan bir, bir takım e, seslere aslında verilen bir isim bilmeyenleriniz varsa kısaca hemen bahsetmek istedim. Onun dışında gastrointestinal sistemin normal olduğu, endokrin sistemine baktığınızda artmış bir kan şekeri olduğunu gözlemledik. E, Genitöriner sisteminin yine normal olduğu, ekstremitelerinde ise herhangi bir e, pretibüya, herhangi bir ödem bulunmadı. ancak ayaklarında bir yanma, karıncalanma gibi şikayetlerin olduğunu aslında e, değerlendirilmiş. Sonrasında ise cilt. En son cilde bakıp cildin doğal bir renkte olduğu, herhangi bir peteşi, pürpüro, ekimoz dediğimiz lekelenmelerin olmadığı gözlemlenmiş. Şimdi tüm bunları düşünerek hastanın öyküsünü aldık, şikayetlerini dinledik. Sonrasında sistemlere değerlendirilmiş. Tüm bunlar yapılmış. Biz ne yapıyoruz bundan sonra? Parçaları birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi sistemlerden gidecek olursak hastanın hala hızlı bir hipertansiyon tanısı vardı zaten. Bir koah tanısı da vardı. O e, Ravron küsten yine bunu e, da görmüş oluyoruz e, tanısında. E, ancak herhangi bir enfeksiyon var mı yok mu bunu bir değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor Sonrasında 61 kan şekeri vardı. Bundan yine e, hastamızın tipiki diyabet tanısı olduğu e, yine doğrulanıyor. Yine bununla bağlaştırılabiliyor. E, aynı zamanda kronik böbrek hastalığı Vardı hastamızda ve e, ekstremitelerine baktığımızda bir ayaklarda karıncalanma yanma şikayetlerinden de nöropatik bir ağrısı neuropatisi olduğu gözlemlenmiş. Sonrasında bu parçalarla beraber işte öyküsü muayenesi e, yapıldıktan sonra akciğer grafisi de çekilerek hekimler tarafından e, hastaya pneumonik teşhisi koyulmuş. Ee, sonra bizim bakıyoruz dedik e, hastanın ilaçlarını da değerlendiriyoruz dedik hastanın evde kullandığı ilaçlara baktığımızda e, pregabalin ay, pardon. Regabenin kullandığını görüyoruz hastanın e, oral yoldan 1 çarpı 150 miligram dozunda. E, sonrasında metformin stagaliptin kombinasyonunu yine oral yoldan kullandığı, Ramipiril hidrokloratiyazit kombinasyonunu yine oral yoldan kullandığını ve inhalasyon yoluyla da iprotropin bromür, budesonit ve salbutamol kullandığını gözlemledik. Ee, peki sonraki hamlemiz nedir? İlaçları da tespit ettik. Hastanın var olan ilaçlarını. Ee, sonrasında diyoruz ki acaba ilaçlarıyla hastalıkları e, hastanın et, e, eşleşiyor mu? Açıkta kalan bir... E, hastalığı veya fazla kullanılan bir ilacı var mı aslında? E, bunu da gözlemlememiz gerekiyor. Bu durumda baktığımızda e, pregabalini nöropatik ağrıyla eşleştirebiliyoruz. E, metformin sitagliptin kombinasyonunu e, diyabet tanısıyla eşleştirebiliyoruz. ramipril hidrokloratiyaziti hipertansiyon tanısıyla eşleştirebiliyoruz. Ve ipratropium bromür, budesonut ve salbutamolü de e, koa hastalığıyla eşleştirebiliyoruz. Peki kontrol edelim. Tüm hastalıklar ve ilaçlar etkileştim diye baktığımızda hastaya yeni, de, yeni olarak bir pneumoni teşhisi koyulmuştu. Ve evet, bu pneumonisi içinde herhangi bir ilaç kullanmadığını gözlemliyoruz. Laboratuvar bulgularına geçelim. Ee, laboratuvar bulgularına baktığımız zaman e, hastanın hemoglobin değerinin düşük, hematokrit değerinin de düşük olduğunu görüyoruz. Yine çete yazabilirsiniz el kaldırıp e, söz almak isteyen olursa yine ilke e, yönetebilir e, süreci. E, bu bize e, ne ifade ediyor? Hemoglobin ve hematokrit değerleri bir hastada düşük ise ne düşünürüz? Söz almak isteyen var mı? Çetten henüz yazan yok sanırım. Biraz bekleyelim, cevaplar gelir sanırım. Evet, anemi yazanlar olmuş, Son, solunum yetersizliği olabilir demiş e, bir arkadaşımız. E, kansızlık demiş diğer arkadaşımız. Evet, e, hastada e, anemi var diyebiliriz. E, şimdi burada baktığımız zaman e, biliyoruz ki hastamızda bir kronik böbrek hastalığı var. Şimdi kronik böbrek hastası olan bir kişi de eritropoetin e, üretimi az olur. Çünkü eritropoetinin %90'ı böbreklerden üretilir. Ve kronik böbrek hastalığı olan bir kişi de eritropoetin yeterince üretilemez. Peki, eritropoetin ne yapar? Eritropoetin esas olarak e, yaptığı iş kemik iliğindeki kök hücreleri kırmızı kan hücrelerine dönüşümünü stimüle eder. E, eritropoetin azlığından dolayı da yeterince stimüle olamaz ve böylelikle eritrosit yapımında bir azalma meydana gelir. Şimdi eritrosit, eritrosit yapımındaki azalma kronik böbrek hastalığı dışında bazı durumlarda da karşımıza çıkabilir. Bunlar demir eksikliği, B12 eksikliği, polat eksikliği, aplastik anemi, lösemi gibi durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Yani aneminin bir sebebi eritrosit yapımındaki azalma olabilir. E, hastamızda bunun kronik böbrek hastalığı nedeni olduğunu biliyoruz. Ekstra bilgi olarak eritrosit yıkımında bir e, artma da olabilir. Bu daha çok hemolitik anemilerde yani talasemi, orak hücreli anemi gibi durumlarda karşımıza çıkıyor. Bir de tabii ki kişide kan kaybı olduğu durumlarda da yine hastada anemiyle karşılaşabiliyoruz. Devam edecek olursak hastanın e, değerlerinde, e, nötrofil değerlerinde, ve sedimentasyon hızında artış olduğunu görüyoruz normal değerlerin üzerinde. E, bu bize neyi ifade eder? Laboratuvar bulgusunda bu tarz bir durumla karşılaştığımızda e, neyi düşünmemiz gerekiyor? Enfeksiyon demiş e, Ümmühan Kandemir arkadaşımız. Enfeksiyon Şimal arkadaşımız enfeksiyon demiş. Evet e, bu durumda biz e, enfeksiyonu düşünmeliyiz. Hastada bir enfeksiyon var. Şimdi lekosit artışı eğer nötrofil artışı ile birlikte gözleniyor ise bu durumda daha çok biz bakteriyel bir enfeksiyon mu var hastada diye düşüneceğiz. Ancak lenfosit artışı ile birlikte gözleniyorsa bu durumda viral bir enfeksiyon mu var? Eozinofil ve bazofil artışı ile birlikte seyrettiğinde ise daha çok alerjik bir durum, alerjik bir reaksiyon mu var diye hastada düşünmemiz gerekiyor. Devam ettiğimizde biyokimya parametrelerine baktığımızda hastanın fosfor değerlerinin yüksek, kalsiyum değerinin düşük olduğunu, albümin değerinin normalden düşük, e, böbrek üret nitrojeninin e, yüksek, ürik asidin yüksek, kreatinin değerinin yüksek ve tahmini glomerül filtrasyon hızının ise düşük olduğunu görüyoruz. Peki bu durumda biz ne düşünmeliyiz? Hangi fonksiyonları gösteriyor aslında bize bu belirteçler? Özel olabilir, chatten olabilir. Yazabilirsiniz. Böbrek yetmezliği mi? Böbrek, evet. Evet, çok güzel. Bu bize bir böbrek fonksiyon bozukluğunu düşündürmeli. Şimdi normalde fizyolojik olarak böbreklerimiz fosforu atıp kalsiyumu tutma eğilimindedir. Ancak bu tarz böbrek fonksiyon bozukluğu olduğu durumda vücuttaki kandaki fosfor miktarı atılamadığından artar ve artan fosfor kalsiyumu bağlar. Böylelikle serbest kalsiyum miktarı kanda azalır. Ayrıca e, ekstra olarak şunu da bilelim, böbrekler D vitamini'nin üretim yeridir ve kronik böbrek hastalığında D vitamini yeterince üretilemez ve D vitamini eksikliğine bağlı olarak da Kalsiyum bağırsaklardan yeterince emilemez. Bir de bu nedenle dolayı ekstra olarak kalsiyum düşüklüğü hastada gözlenir. Bunun dışında tabii ki albümün e, düşüklüğü, böbrek e, yetmezliği durumlarında sık karşımıza çıkar. Bunun dışında e, siroz, malnutrisyon durumlarında da karşımıza çıkıyor. Burada bir arkadaşımız kalsiyum ve fosfor çarpımı diye bir şey vardı hocam demiş. Evet bu çok... E, ileri düzey bir bilgi aslında. Evet var öyle bir bilgi ve böylelikle antifosfat e, başlanması için e, belirli bir değerin e, üzerinde e, olması gerekiyor. Daha çok 50-55'lerin üzerinde bir şekilde. E, ancak bu çok ileri bir e, bilgi olduğu için e, daha fazla lisans e, öğrencisi olan arkadaşlarımıza hitap ettiği için sorularımız arasında yer almayacak. E, ama doğrudur öyle bir çarpım var bizim için önemli. İlaç başlanmasında önemlidir. E ee, bunun dışında e, üre azotu e, böbrek üre nitrojeni hastada yüksek, ürik asit yüksek, kreatinin yüksek. Böbrek fonksiyonlarının önemli bir e, böbrek fonksiyonu önemli bir e, işlevi ise yine bu maddeleri vücuttan atmak. Ancak atılamadığı için yine kanda artış meydana geliyor. E, kreatinindeki bu artış ile birlikte e, dolayısıyla e, glomerüler filtrasyon hızında da bir e, azalma meydana geliyor. Şimdi burada biz e, glomerüler filtrasyon hızına tahmini yani estimated e dediğimiz şey o aslında tahmini glomerüler filtrasyon hızı diyoruz. Neden bu böyle? Çünkü normalde e, glomerüler filtrasyon hızının e, hesaplanması oldukça zordur ve bunun altın standartı inulin denilen bir madde ile hesaplamadır. Çünkü inulin vücuda verildiği gibi çıkar. Öyle bir madde olmalı ki bu fizyolojimizde olmayacak. Hiçbir şekilde böbreklerden e, geri emilmeyecek. Proteinlere bağlanmayacak. Hızlı bir şekilde süz, yani, yani, süzülmesinde herhangi bir problem yaşanmayacak. Bu nedenden dolayı inulin e, altın standart olarak e, biliniyor. Ancak bu invaziv bir yöntem yani dışarıdan veriyorsunuz siz hastaya bunu ve oldukça pahalı ve hastada her hastada glomerüler filtrasyon hızını hesaplamak için bu tarz bir yöntem takip edilemez. Bunun sonucunda başka ne, ne yapabiliriz diye bakıldığında. E, kreatinin değerinin aslında e, kreatinine bakılarak yaklaşık olarak glomerüler filtrasyon hızına e, glomerüler filtrasyon hızını yansıttığını e, görebiliyoruz. Çünkü kreatinin de e, böbreklerden sorunsuz bir şekilde süzülür. Az miktarda geri emilir. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki bir takım durumlardan etkilenir. Örneğin e, kasta kreatinin miktarı e, oldukça fazla. Eğer bir hastada kas kütlesi az ise bu durumda dolaylı olarak kreatinin miktarında düşüş ve glomerüler filtrasyon hızında yanıltıcı bir yükseklikle karşılaşabilirsiniz. O yüzden tüm bunları hastada gözeninde bulundurulması gerekiyor. Şimdi ne dedik? Glomerül filtrasyon hızını hesaplaması zor dedik. Bunun için bir takım hesaplama yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi tahmini glomerül filtrasyon hızının hesaplanmasında bir tanesi Cockcroft-Gault formülüdür. Oldukça basit, manuel olarak hesaplanabilecek bir formül. Burada ağırlık yerine özellikle obez hasta ise kişi ideal vücut ağırlığı kullanılması gerekiyor. Bunun nedeni ise obez hastalarda kas kütlesinden bir artış yok. Yani artan tartıda gördüğünüz miktar kas kütlesinden, kreatininden fazla bir e, artışı size göstermiyor. O nedenle dolayı ideal vücut ağırlığına göre bir hesap yapılmalı. Eğer kişi kadın ise 0.85 ile e, çıkan sonucun çarpılması gerekiyor. erkekse gerek yok buna. E, ancak daha iyi bir formül ortaya çıkabilir mi diye çalışmalar devam etmiş ve MDRD formülü ortaya çıkmış. MDRD formülü Cockcroft-Gault formülünden çok daha iyi bir şekilde gerçek glomerüle filtrasyon hızını yansıtıyor. Özellikle glomerüle filtrasyon hızı 60'ın altında olan kişilerde daha spesifik sonuçlar veriyor. Ancak bir takım Limitasyonları, sınırla, sınırlamaları var. Bunlar neler? Çocuklarda, hamilelerde, 70 yaş üstü hastalarda ve diğer ırklarda validasyon çalışması yeterli değil. Yani bu formül ortaya çıkarken bu gruplar ile yeterince çalışılmamış. Bu durumun da ortadan kalktığı başka daha iyi bir formül var mıdır diye bakıldığı zaman yapılan çalışmalar sonucunda CKD-EPI formülünün olduğunu görüyoruz. Bu bizim için en iyi formüldür. MDRD formülündeki sınırlamalar da burada çözülmüştür. O yüzden siz hastanede bir klinik eczacılık hizmeti verecekseniz ve hastanedeki glomerüler filtrasyon hızı CKD-EPI'ye göre hesaplanmamış ise e, mutlaka CKD-EPI formülüne göre bir hesap yapın. Şimdi görülen gör, görüldüğü gibi oldukça e, zor bir formül. El ile hesaplanması da çok zor. Bu nedenden dolayı e, eğer e, Türk Nefroloji Derneği'nin sayfasına girecek olursanız, buradaki formüller kısmından e, hesaplamalarda e, değerleri girerek çok rahat bir şekilde e, formülü hesaplayabiliyorsunuz, glomerül filtrasyonunuzu hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi kronik böbrek hastalığı dediğimiz zaman hastamızda da var bu. E, bu durumda kronik böbrek hastalığı ne, ne zaman bir hasta kronik böbrek hastası diyebiliriz? Eğer Kişi de 3 aydan daha uzun süre glomerüler filtrasyon hızı 60'ın altında ise e, ya da glomerüler filtrasyon hızı 60'ın üzerinde ancak 3 aydan daha uzun süre hastada e, böbrekte yapısal veya fonksiyonel bir bozukluk var ise tabii ki bu bir takım gelişimsel yöntemlerle tespit edilmiş olacak. Bu durumda hastada kronik böbrek hastalığı vardır diyebiliriz. Şimdi evre 1 ve evre 2'de kişi semptom vermez. Yani kreatinini e, ...yükselmeye başlamıştır ama... ...bu henüz glomerüler filtrasyon hızına yansımamıştır. Özellikle kreatin 2'den sonra... glomerüler filtrasyon hızında... ...ciddi düşüşler meydana gelir. Evre 3den itibaren... ...artık hastada... E, ...bir takım semptomlar gözlenmeye başlar. Ve evre 5 artık... ...kişide bir diyaliz indikasyonudur. Bir tane sorumuz geldi sanırım. Bunu e, göremiyorum şu an. Onu da yani, cevaplayalım. Kreatin sürekli değişiyorsa hesaplama nasıl yapılmasını öneriyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Ee, şimdi hastanede sürekli olarak bir klinik eczacı e, bulunuyor ise yani bunun devamlı hesaplanması yapılıyor ise burada günlük hesaplanmasında yarar var. Yani her gün siz çıkan sonucu hesaplamalısınız. Ancak kişide e, bu kreatindeki artış azalış çok ciddi olmaz normalde. Yani normalde Sabittir çok hafif oynamalar olur ve bu sizin e, ilaç dozunu düzeltmeniz için e, bir e, etki göstermez. İlaç dozu özellikle tabii ki her ilaca göre değişir bu ama özellikle biz şöyle e, alert olacağız. Eğer 50'nin altındaysa kişide glomerüler filtrasyonu 50'nin ise bizim bir takım kaynaklardan glomerüler filtrasyon hızına bağlı olarak kişideki e, ilaç dozunu tespit etmemiz gerekiyor. Eğer... E, kişide devamlı değişen bir e, filtrasyon hızı var ise ve devamlı azalıyor ise bu hastada yüksek ihtimal akut böbrek yetmezliği vardır ya da devamlı uzun süre boyunca filtrasyon hızı düşük ise az önce bahsettiğim gibi 3 aydan uzun, uzun bir süre ise kronik böbrek e, hastalığı vardır o kişide akut durumda da kronik durumda da her, her iki durumda da mutlaka e, bizim hesaplama yapmamız gerekir bu da CKD-Epi formülüyle olmalı. Devam evet. edebiliriz. Kinetik GFR hesabı yapıyor musunuz diye sormuş tekrar. Hayır, kinetik GFR hesabı evet. yapmıyoruz. CKD-Epi bizim için genelde yeterlidir. Devam ediyorum o zaman. Ee... İncelemeler sonrasında bir tedavi planı yapılıyor. Bu tedavi planı planında öncelikle pnömoninin tedavisi ve sonrasında da genel durumun düzeltilmesi hedefleniyor hastada. Ee, sonrasında hastane yatışı sonrası kullanılan ilaçları e, şekilde görüyorsunuz. Halihazırda evde kullandığı ilaçları zaten incelemiştik hep beraber. E, buna ilaveten e, intravenöz yoldan ampisini sürbaktam e, veriliyor. 4 çarpı 1500 mg olarak. E, bunun yanı sıra, sıra kleritromisin ekleniyor. Bu da oral yoldan 2 çarpı 500 mg olarak. Onun için evde kullandığı ilaçlara müdahale edilmiyor. Sonra bu tedaviyi de gör, gördükten sonra bir tedaviyi gözden geçirmeye başlıyoruz ve tedavinin gözden geçirilmesi, tedavinin değerlendirmesi nasıl oluyor diye baktığımızda öncelikle bakıyoruz ki ilaçlar uygun mu? İlaçlar uygunsa diyoruz ki dozlar uygun mu? Dozlar da uygunsa bu sefer diyoruz ki acaba ilacın uygulanma yolu, saati değişmeli mi? Bununla ilgili bir sıkıntı var mı? bu sırayla tedavinin değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Şimdi hep beraber isterseniz sorularımıza başlayalım. Burada herkesin çok daha aktif olmasını planlıyorum. Yaklaşık 30 saniye veya hızlılığınıza göre de bekleyebiliriz. Hastamızdaki pinomoni tipi sizce nedir? A şıkkı toplum kaynaklı atipik pinomoni, B şıkkı toplum kaynaklı tipik pinomoni, C şıkkı hastane kaynaklı pnömoni, D şıkkı ventilatör ilişkili pnömoni. Hastamızın belirtilerini, semptomlarını saymıştık sizlere, şikayetlerini saymıştık, e, öyküsünü de vermiştik. Bunların hepsini değerlendirerek e, sizlerden cevap bekliyoruz. E, yanlış olabilir dediğimiz gibi maksat biraz daha e, aktif katılımla ilerlemek. B şıkkı diyen var sanırım. Evet. Toplum kaynaklı tipik tipinomeni. B şıkkı. B şıkkı. Evet. Genel olarak B şıkkı. B şıkkı dışında bir cevap görmedim. Ee, o zaman Doğru cevap B şıkkıydı. Toplum kaynaklı tipik pneumoni doğru. Ee, peki neden diye baktığımızda aslında pneumoni dediğimiz şey e, akciğer parankiminin bir enfeksiyonu e, diyebiliriz en basit tabiriyle. E, toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı pneumoni olarak bir e, ayrımı bulunmakta. Hastamızın öyküsünü anlatmıştık. Herhangi bir hastane yatışı bulunmamaktaydı. E, herhangi bir hastane yatışı yoksa da e, bu, bundan biz toplum kaynaklı pneumoni diyoruz. Peki e, tipika tipik nasıl diye baktığımızda e, bir takım ayrım parametreleri bulunmakta. Bizim hastamızın e, yine belirtilerini, hastane yatış şikayetlerini saymıştık. Bunların aynı hastamızda bir ateş vardı. Prodüktif öksürük vardı yani bir balgamı da vardı hastanın. Yine fiziki muayenesinde e, benzerlikler vardı. sedimentasyon yüksekliği bulunmaktaydı. E bunların hepsi bizlere e, tipik pnömoniyi göstermekteydi. O nedenle e, toplum kaynaklı tipik pnömoni e, teşhisi koyulmuştu hastamıza. Pnömonisin tipi buydu. Peki sizce pnömoni için ilaç seçimi uygun muydu? evet hayır A veya B olarak seçebilirsiniz. Tedavi tekrar hatırlayalım. Ampisilin sürbaktam kombinasyonu vardı. Onun yanında da kleritromisin tedavisi uygulanmaktaydı. Sizce hastamızın için ilaç seçimi uygun muydu? Tekrardan sizlere soruyorum. A veya B diyebilirsiniz. Cevapları bekliyoruz. A diyen var. B diyen de var. İki tane A şıkkı daha geldi. A'lar artıyor. Evet. A, genel olarak A şıkkı denmiş. O zaman cevabı açıklıyorum. Plamoy için ilaç seçimi uygundu. Ee, peki buna nasıl karar veriyoruz? Uygunluğu. Nasıl değerlendiriliyor? Şimdi toplum kaynaklı e, pinomoni demiştik hastamızda ve e, bunun için bir takım tipik ve atipik etkenler bulunmakta. E, bunlardan en sık gözlenen streptokokus pinomoni e, en sık gözlenen tipik e, etken. E, yine mikroplazma pinomoni veya işte influenza gibi bir takım e, etkenler de olabiliyor. E, bu hasta yine bir influenza sezonunda aslında e, gözlemlenmiş bir hastaydı. Ee, bu takım etkenleri de göze alarak bu e, gördüğünüzde bir e, kılavuzdan da ıtsa kılavuzundan da bu Amerika Enfeksiyon Derneği'nin kılavuzundan yine e, ciddi olan pneumonide standart rejimde betelaktam yanına bir e, makrolit tedavisiyle aslında kombine bir e, tedavinin uygulanmasının e, uygun görüldüğüydü aslında. E, biz yani kılavuzdan da incelemiş bulunduk. Sonrasında hastayı değerlendirdiğimizde yine e, atipik etkenlere e, yanı sıra e, yani tipik etkenin yanı sıra bir atipik etken de aslında olabileceği hastada bunun riskini taşıyabileceği. Çünkü çok yüksek yaşta bir hastaydı. Ve yine bahsettiğim gibi influenza sezonunda bulunan bir hastaydı. Bu nedenle e, ampisinin sülbaktan e, yanına klerotromisin de yani e, ikili bir tedavi aslında önerildi. E, bunun la beraber de e, hastada tedavisinin uygun olduğunu aslında kılavuzlarca ve e, yine bir takım tedavi e, kılavuzlarıyla incelenerek doğru bir tedavi uygulandığına aslında karar verilmiş oldu. Peki, Peki antibiyotik e, dozları uygun mu? Bir e, bakalım, ilerleyelim. E, hatırlayalım. ampisilin sülbaktan kullanılıyordu. E, 4 x 1500 miligram IVI. Bir de klaritromisin kullanılıyordu. 2 çarpı 500 miligram oral olarak kullanıyordu hasta. Cevapları bekliyoruz. Ünvan hocamdan B cevabı geldi. Hayır. B cevabı geliyor. Ampisilin sülbaktan yüksek doz mu? Yine B cevabı. B, hayır demiş. Daha fazla. Evet, doğru cevabımız hayır. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizler için yani klinik eczacılıkta her zaman derslerde de bunu vurgularım. Ee, çok fazla hastalık ve çok fazla ilaç var. Ve hepsini aklımızda tutmamız imkansız böyle bir şey olamaz. Ancak şunu bilmemiz lazım. Neye? Hangi kaynaktan bakacağız? Biz özellikle eğer antimikrobiyal bir tedavide doz ayarlanması istiyor isek bu durumda kullanacağımız kaynağın Sanford olması lazım. Sanford Kılavuzu bu konudaki en iyi kaynaktır. Bunun mobil aplikasyonu da var. Çok cüzi bir miktar sanırım bir önceki yılda 100 TL'ydi. bilmiyorum daha henüz benim dolmadı bir yılım çok cüzi miktarlar oluyor genelde ve bu o, aplikasyonu siz indirdiğiniz zaman doslara bakabiliyorsunuz ee, bir takım önemli mesela kolistin gibi hesaplaması dos hesaplaması zor ee, Sanford Klaus'una da baktığınız zaman e, manuel olarak hesaplanması zor bir takım e, antibiyotiklerin de yine hesabını size yapabiliyor. Bunun dışında az önce bahsettiğim e, ckd epi formülü vardı glomerüler filtrasyon hızı, onun hesaplamasını orada görebiliyorsunuz. Pek çok size e, bilgi verebiliyor. E, baktığımız zaman kılavuza, e, burada e, ampicilin e, sülbaktam için özellikle e, glomerüler filtrasyon hızı 30'un üzerinde olduğu durumlarda herhangi bir doz ayarlaması yok, günde 4 defa kullanılıyor. 30'un altında olduğu zaman artık bir doz ayarı gerekiyor. Ancak de 50'nin altına düştüğü zaman filtrasyonunuzu bir doz ayarlaması öneriyor. Şimdi buraya baktığımızda e, genelde 500 mg'ın günde bir defa veya e, günde iki defa kullanması şeklinde bir öneri var. Ancak biz klinik eczacılıkta diğer literatürleri de tarayarak biliyoruz ki... E, kleritromisinin bu tarz durumlarda yani hızı 50'nin altında olduğu durumlarda bir dozun 500 diğer dozun yarım verilmesi en uygun e, tedavi şeklidir diyebiliriz. O yüzden e, tedaviyi bu şekilde ayarlıyoruz. Peki hastanın e, hipertansiyon tedavisi uygun mu? Bakalım. Hastanın sistolik-diastolik basıncına baktığımız zaman 130'a 80'di. anti ilaçları ise ramopirin, hidroklorotiazid'di. Yine cevapları bekliyoruz. Sistolik yüksek. 130'u yüksek olarak bir arkadaşımız söylemiş. Uygun demiş, uygun demiş arkadaşlarımız. Evet, başka var mı? Evet, daha fazla uygun cevabı gelmiş. Evet, cevabı gelmiş. Bakalım Evet, hastanın hipertansiyon tedavisi e, uygun. Şimdi şöyle, e, hipertansiyon kılavuzlarımız var. Biz e, klinik eczacılıkta konuları, hastalıkları işledikten sonra en sonunda mutlaka bir tedavi algoritması olmalı. Yani her dersin sonunda bir tedavi algoritması olma, olmalı. yani Olmazsa olmaz klinik eczacılıkta. Çünkü... E, ...bizim hastanedeki tedavi planını bilmemiz için algoritmayı da bilmemiz gerekir. Ve bu durumda da hangi kılavuzları, hangi hastalık için hangi kılavuzu takip etmemiz gerektiğini bileceğiz. Burada hipertansiyon kılavuzlarına baktığımız zaman... E, ...Amerika'nın e, burada kılavuzu var. Amerikan Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Kalp Birliği'nin kılavuzu bu. 2017'de çıkmış. Avrupa'nın e, kılavuzu var. Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa Hipertansiyon Derneği'nin kılavuzu. Bu da 2018'de çıkmış. Şimdi biz bunları... Tabii ki e, takip edeceğiz. Ancak Türkiye'de e, bu Türkiye'de Türkiye'deki popülasyona uygun olarak kılavuzların çıkmasından sonra hastanede de gördüğümüz kullanılan şey e, bizim kendi kılavuzlarımızdır. Yani e, Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu özellikle kullanılıyor ve Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu zaten Türk Nefroloji Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Endokrinoloji Derneği, İç Hastalıkları Derneği gibi pek çok derneğin bir araya gelip uzlaştığı ve oluşturulan bir rapor aslında. E, Tem Hipertansiyon Kılavuzu da zaten benzer e, sonuçlar verir. Ee, bu nedenden dolayı özellikle Türk Hipertansiyon Uzlaşı raporuna göre bizim tedaviyi planlamamız gerekiyor. Ee, burada bir arkadaşımız e, sistole yüksek demişti. Büyük ihtimal burada Amerika kılavuzunda evet Amerika kılavuzu 130'a 80'i yüksek. Artık bir hipertansiyondur ve tedavi gerekir şeklinde alıyor ve 130'u yüksek bir şekilde e, kabul ediyor. Ancak Avrupa Kılavuzu böyle değil ve biz de daha fazla Avrupa Kılavuzu'na örnek alıyoruz. Bir takım bizim de Patent 2 çalışması gibi geniş ölçekli Türkiye'de yapılmış çalışmalarımız var. Buradan da yola çıkarak e, şunu söyleyebiliriz. E, öncelikle... E, Yaş grubuna göre hipertansiyon, eşik kan basıncı ve hedef kan basıncı değerleri değişir. Ve bunları bizim bilmemiz gerekir. Şimdi eşik kan basıncını hedefne ne? Şimdi eşik dediğimiz şey bir hastada medikal tedaviye yani farmakolojik tedaviye başlamamız için gerekli olan kan basıncı değeridir. Burada bizim hastamız 85 yaşındaydı. 80 yaşın üzerinde bu değer sistoliğin 150 olması, 150'nin üzerinde olması. Bizim hastamızın zaten hipertansiyon teşhisi konmuştu ve hala hazırda ilaç. Kullanıyordu. Şimdi bu durumda ilaç kullanıldığında peki ne olacak bizim kan basıncı değerimiz? Hedef kan basıncı da buna denir. Yani e, medikal tedavi var iken hedeflenen kan basıncı değeri. Burada ki kan basıncı değeri 80 yaşının üzerindeki bir kişi de 130-140 arasında bir e, sistolik diastolik ise 70-80 arasında olması şeklinde. Bizim hastamızda da zaten 130'a 80'di. E, buraya baktığımızda hasta ramipril kullanıyordu. kullanıyordu. Anjiyotensin dönüştürücü bir e, enzimin enzim inibitörü. Tabii ki tansiyon regülasyonu böbrek, yetersizliğinin ilerlemesini yavaşlatıcı etkisi, protein üride azalma yapması nedeniyle tercih ediliyor. Bunun dışında hidroklorotiazit var. Tiazit grubu bir diüretik. Bu da yine tansiyon regülasyonu ve volüm regülasyonu için kullanıl kullanılıyor. Tabii ki bu ilaçlar kullanılırken bir de bakmamız gereken ekstra bir şey var bizim. Hep aklımızda potasyum. Potasyumu hastanın yüksek mi? Eğer potasyum 5.5'un üzerinde olsaydı bu ilaçların stoplanması yani durdurulması gerekecekti. Yani başka bir e, ilaç önerilecekti. Ancak hastamızda 3.5, e, potasyumu da normal düzeyde. O yüzden tedavi uygun diyebiliriz. Peki hastanın yatışında 1.48 mg bölü desilitre olan kreatin değerinin dördüncü gün 1.95 mg bölü desilitreye e, yükseldiğini görüyoruz. Bu durumda hastanın mevcut hipertansiyon tedavisi sizce uygun mu? Yine cevapları bekliyoruz. Hayır uygun değil denmiş. Uygun değil denmiş yine. B cevabı ağırlıklı. Evet, devam edelim. Evet, hayır. E, cevabımız hayır, uygun değil. Peki neden böyle? Şimdi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri özellikle glomerüllerdeki yani böbreğin glomerüllerindeki efferent arteriyolları üzerine etki gösterir ve burada bir vazodilatasyon yapar. Burada bir vazodilatasyon olduğu zaman Glomerül içerisindeki basınç azalır ve bunun sonucunda da glomerüler filtrasyon hızı azalır. Eğer biz anjiyotensin dönüştürücü inhibitörü kullanan bir hasta var ise kreatin değerindeki %30 veya daha fazla olan artış var ise anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımının sonlandırılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor ve bu durumda hastada uygun bir antihipertansif önerilir ve genellikle bir kalsiyum kanal blokörü hastada önerilir çünkü yine e, ARB'lerde de de aynı şey önemli. Yine orada da kreatin değerindeki %30'dan fazla artış bizim için önemli. Bu durumda bir ARB önermemeyiz. Bir kalsiyum kanal blokörü en uygun tedavi olarak öneriliyor. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Sizce hastamızın diyabet tedavi hedefleri uygun mudur? E, hastamızın e, hemoglobin A1C değeri %10.2, açlık kan şekeri ise 250 mg bölü desilitre olarak bulunmuş. Diyabet hedef değerleri sizce uygun mudur? Genelde B şıkkı diyenler çoğunlukta hayır diyorlar. Hı -hı. Evet hastamızın diyabet tedavisi hedefleri uygun değil. Peki neden uygun değil diye baktığımızda yine Kamer Hocam'ın bahsettiği gibi bir takım e, kılavuzları baz alıyoruz biz de bu tanı kriterlerini ve hedef e, değerleri incelemekte. Yine Türk Endokrin Metabolizma Derneği'nin diyabet e, kılavuzunda bir Belli başta tanı kriterleri bulunmakta. E, bu açlık plazma glikozunun e, 126'nın üzerinde olduğu durumda. Yine oral glikoz tolerans testinin ikinci saatinde 200 mg bölü desilitre olduğunda. E, hemoglobin A1c'nin de 6.5'ün üzerinde olduğu gibi durumlarda biz zaten e, hali hazırda tanı kriterleri olarak olduğunu biliyoruz. Ama bizim hastamızda Zaten diyabet tanısı vardı. O nedenle bizim hastamıza bakmamız gereken şey hedef değerler. Çünkü hasta hali hazırda zaten bir oral antidiabetik kullanmaktaydı. Bu durumda baktığımızda yine hemoglobin A1C değerinin %7'nin altında ol olması gerektiğini e gözlemliyoruz. Yine açlık plazma glikozunun da 80 ile 130 mg bölü desilitre arasında olmasının gerektiğini görüyoruz. Ama bizim hastamızda hem hemoglobin A1C'de hem de açlık plazma glikozunda e hedef değerin oldukça üzerinde olduğunu gözlemledik. Peki diğer kılavuzlar neler öneriyor diye baktığımızda yine Amerika Diyabet Derneği'nin kılavuzunda hemoglobin A1C'nin 7'nin altı, %7'nin altında olması, yine açlık plazma glikozunun 80 ile 130 aralığında olmasını öneriyordu. International e, Diabet Federasyonu'nda da e, yine %7'nin altında bir hemoglobin A1c'nin olması'nın e, hedeflendiğini belirtiliyor. Ne benzer şekilde, e, Klinik Endokrinoloji Derneği'nin Amerika'dakinde de e, hemoglobin A1c'nin %6,5'ün altında olması, yani 6.5-7, e, her türlü bizim hastamızın hedefin e, oldukça üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu göze alarak e, baktık değerlerin üzerine demek ki bizim aslında hastanın diyabet tedavisinde e, değerlendirmemiz bir regüle etmemiz gerekiyor diye düşünebiliriz. E, peki bunu göze alarak ne şekilde düzenlenmelidir sizce? Tedavi aynı şekilde devam mı edilmeli? E, antidiabetik ilaçların dozumu artırılmalı? Oral anti üçüncü bir oral antidiabetik ilaç mı eklenmeli? Yoksa insülin mi başlanmalı? İnsünün hocam 10 saniye diyor. daha bekleyelim. Youtube'dan cevaplar birazcık şey geliyor, farkıyor evet. 10 saniye. Tabii ki. Antidiabetik ilaçların dozu artırılmalı diyen vardı. Genel olarak insülin başlanmalı diyenler var. Yine Youtube'dan gelen cevapları da iletebilirsin eğer gelen olursa. Bakıyorum şu an. Tamamdır. Buradan şu an görünmüyor. Devam edelim ben olmazsa iletirim yine size. Peki. Genel olarak cevaplar insülin başlanmalı olaraktı. Ee, baktığımız zaman aslında insülin başlanmasının doğru bir tercih olduğunu da görüyoruz. Yine buna baktığımızda buna nasıl karar verdik, bu nasıl doğru seçenek oldu diye baktığımızda bir tedavi algoritması yine gözlenmekteyiz. E, bu durumda hemoglobin ABC'ye göre belirlenmiş bir tedavi algoritması var aslında. E, %8.5'un altındaysa nasıl olur? İşte 8.5-9.9 arasındaysa nasıl olur? Veya hemoglobin ABC'ye 10 üzerindeyse nasıl olur diye baktığımızda e, ve bunların üzerinde aslında önerilerden önce de hep Belirtiliyor ki eğer e, yaşam biçimi düzenlemeleri ve ilaç tedavisine bir uyum var mı hastanın? Bu uyumu bir kontrol edilmeli. Ve eğer bu uyum yoksa e, insülin kullanan ve aynı zamanda halihazırda hazırda insülin kullanan varsa enjeksiyon uygulamasının kontrol edilmesi önerilmekte. Ve olası bir uyumsuzlukta da kullanılan ilacı veya insülinin değiştirilmesi aslında önerilmekte. Peki bizim hastamızın değeri kaçtı? Aslında hemoglobin A1c %10 civarındaydı ve o, bu hastalarını aslında e, aldığı oral anti e, diyabetik ilaca bakılmadan insülin tedavisinin verilmesi hali insülin alıyorsa da bu tedavinin artırılması yoğunlaştırılması öneriliyordu. Bizim hastada da oral anti diyabetik kullanmaktaydı. O nedenle hastada bir insülin tedavisine başlanmasına karar verildi. İnsülin aspart e, 3x10 ünite ve insülin glerzin 1 çarpı 20 ünite kiton olarak hastanın tedavisine eklendi. E, i̇nsülin tipleri ve etki profillerine baktığımızda aslında insülin aspartın e, bildiğiniz üzere hızlı etkili bir insülin olduğunu, glerzin ise uzun etkili bir insülin olduğunu görüyoruz. Yani hastada e, aslında hem kısa hem hızlı etkili hem de uzun etkili kombine bir tedaviye başlanmış oldu. Peki şimdi aslında hepimizin e, bilmesi gereken çok önemli bir konu da var. İnsülin enjeksiyonu. Ee, hem eczacı olarak eee eczanede çalışıyorsanız, klinik eczacılığa ilginiz de varsa, aslında tüm bunların yanı sıra insülin kullanan bir tanıdığınız bile varsa, e, size sorulacak en temel sorulardan biri bu insülini nasıl uygulayacağım? E, şimdi insülin uygulamada e, temel bir takım basamaklar var. Öncelikle insülinin kalemi bu şekilde, şekilde gördüğünüz gibi. Baktığımız zaman insülinin berrak olması gerekiyor. Eğer herhangi bir e, yapı bozukluğu veya işte e, karışıklık varsa öncelikle e, insülini bir karıştırmamız gerekiyor. E, Avcumuzun içinde olabilir. E, bir yuvarlamamız gerekiyor. Bu aslında aynı zamanda şuna da e, fayda sağlıyor. İnsülinler buzdolabında saklanıyor genellikle. Ve insülinlerin buzdolabından çıkarılıp direkt enjeksiyonu e, aslında hastada uygulama yerinde bir takım ağrıya sebep olabiliyor. O nedenle aslında avcumuzda yuvarlamamız e, hem bu konuda e, berraklığı sağlamakta hem de aslında vücut ısısına gelmesine e, fayda sağlamakta diyebiliriz. E, bu şekilde döndürüyoruz ama derin bir çalkalama yapmamamız gerekiyor. Bu durumda da insülinin bir disülfit bağları olduğu için onları da koparmamamız gerekiyor. Nazikçe avcumuzda yuvarlayarak karıştırmamız yeterli. İkinci aşaması iğneyi yerleştirmek. E, yanında bir iğne uçları da hastalar kullanıyor, veriliyor. İnsülin iğne ucu da bu şekilde yerleştiriyor. Üzerindeki kapak kaldırılarak e, insülin iğnesine enjekte ediliyor, e, yerleştiriliyor. Sonrasında eğer hasta ilk defa insülin kullanıyorsa yani veya o insülin kalemine ilk defa başlamışsa öncelikle bir güvenlik kontrolü yapılması gerekiyor. Bu güvenlik kontrolünde ne yapmalıyız? E, yaklaşık iki ünite insülin aşağıdan gönderilerek ayarlanıyor. Ve dik bir şekilde uygulandığında şekilde de gördüğümüz gibi insülinin iğnenin ucundan çıkışını görmemiz gerekiyor. Bu işlemler. Ya e, bir insülin uygulanabilecek mi? Bir tıkanıklık var mı? Bir şey var mı? Bunun görülmesini veya ilk defa kullanacaksa bu nasıl uygulamanın aslında da görmesini sağlar hasta için. Güvenliğini de kontrol ettikten sonra e, asıl dozu ayarlayabiliriz. E, asıl doz için yine o aşağıda görülen e, kısmı çevirerek e, zaten orada sayılarda yazıyor. 8, 10, 15 eğer hastanın dozu neyse hasta o dozu ayarlıyor. Ee, sonrasında enjeksiyon bölgesini seçiyor. Enjeksiyon bölgesi e, genellikle karnın e, dört parmak sağ veya solu şeklinde e, en çok önerilen bölge ama yine rotasyonlarla çünkü sürekli aynı bölgeye enjekte edilmesi de e, yine o bölgede hasarda sebep olabileceğinden dolayı e, bölgenin de düzenli aralıklarda değiştirilmesi önerilebilir hastalara. E, Bölgeyi de seçtikten sonra insülün uygulamasını yapıyoruz. İnsülin uygulamasında önemli bir nokta ise çimdik tekniği dediğimiz teknik. Burada yine B yazan şekilde gördüğünüz üzere enjeksiyon yapılacak bölgede bir çimdik oluşturularak 90 derece açıyla insülin iğnesi yerleştiriliyor ve basarak insülüne enjekte etmiş oluyor hasta. Sonrasında çekerek iğne ucunu çıkarıp attıktan sonra... E, insülin enjeksiyonu aslında tamamlanmış oluyor. Bu dediğim gibi aslında hepimizin bilmesi, e, biri sorduğunu anlatması gereken bir durum. Aynı zamanda özellikle hastanede de ilk defa insülin e, başlanan hastaları da aslında e, bizler klinik eczacı olarak bu eğitimleri e, vermede yardımcı olabiliriz. Bununla bahsetmiş olayım. E, hastamızın ptomonit tedavisine baktığımız zaman tedavinin tamamlandığını görüyoruz. Son durumda hastanın ateş, nabız, solunum, kan basıncı, oksijen saturasyonu, lokasit değerleri ve sedimentasyon hızının da yine e, normal olduğunu görüyoruz. Hastanın evde kullandığı ilaçlara baktığımız zaman e, orada nöropatik ağrısı için pregabalin kullanıyor hasta. İnsülin aspart, insülin glarcin burada diyabet tedavisi için düzenlenmiş. Ee, e Amrodipin burada hipertansiyon e, tedavisinde yeniden e, değiştirilerek tedaviye eklenmiş. Yine ipratropium Bromür bu da sizinle Salbutamol KOAH tedavisi için kullanılıyor hastada. Son durumda e, hastanın ilk başvurusundaki şikayetleri zaman içerisinde düzeldi. Enfeksiyonu tedavi edildi. KOAH için kullanılan ilaçlara devam edildi antihipertansif tedavisi değiştirildi, kalsiyum kanal blokörüne geçildi ve diyabet tedavisi değiştirilerek insülin tedavisine e, geçildi. E, öncelikle e, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, buradaki fotoğraflarda da e, şu üst sağda gördüğünüz bizim e, palatif bakım servisinde e, hekimlerimizle birlikte. E, bir fotoğrafımız ee, burada biz Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim e, Dalı olarak e, olabildiğince faaliyet göstermeye çalışıyoruz e, alttaki fotoğrafta ise e, uygulama stajımız var lisans öğrencilerimiz için e, ikinci dönem e, uzaktan eğitim olması nedeniyle e, devam edemedik ancak ilk dönemde e, uygulama stajımızda yine e, hastane öğrencilerimizle birlikte giderek onlara vakalar vererek ve dönemin sonunda da e, vaka sınavlarını yaklaşık 40 dakikalık bir e, sınav yaparak e, tamamladık. E, tekrardan bizler teşekkür ediyoruz. Varsa sorunuz alabiliriz. Değerli bilgileriniz için biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir oturumdu. Katılım formundan gelen birkaç soru vardı. Aslında çok soru gelmiş ama özet niteliğinde... Dilerseniz bir iki tanesini yönelteyim size. Tabii, Klinik eczacılık şu an için Türkiye'de ne durumda ve geleceği nasıl diye çok sorulmuş. <laughs> e, şöyle, e, öncelikle şundan e, bahsedeyim. E, aslında e, şu an için ilk başta 91 1991 yılında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans programı açılması ile aslında bu alanda bir ilerleme başladı. Şu an için yüksek lisans eğitimi Türkiye'deki 10 üniversitede, doktora eğitimi 5 üniversitede, uzmanlık eğitimi de yine 8 üniversitede verilmekte. Baktığımız zaman ne durumda? Şu an için dünyadaki ülkeler ile yarışır duruma gelebilen ee, üniversitelerimiz var. Bunlardan bir tane sadece Tıp Üniversitesi'dir, diğeri Marmara Üniversitesi'dir. Ee, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, çünkü buralarda e, uzun süredir birçok e, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve ayrıca artık e, uzmanlık öğrencisi alımıyla da birlikte neredeyse bütün servislerde bir e, klinik eczacılık hizmeti, farmasötik bakım hizmeti veriliyor. Bu e, şu da çok soruluyor aslında. E, hocam işte yüksek lisans diyorsunuz, doktora diyorsunuz, işte uzmanlık eğitimden bahsediyorsunuz. E, bunlar arasındaki farklar e, neler diye bakacak olursak, e, şöyle yüksek lisans eğitimi yaklaşık iki yıllık bir eğitim. Burada e, tabii ki üniversiteye göre değişen bir takım eğitim tarzları vardır ama genel olarak şöyle olmalıdır. E, başta e, bir e, teorik eğitim. Sonrasında ise teorik eğitime eşlik eden, mutlaka hastanelerde devam eden bir e, pratik eğitimin olması lazım. Çünkü klinik eczacılık hastanede esas olarak öğrenilir. Siz bunu her ne kadar hastanede öğrenmişseniz bile, daha sonrasında eğer hastaneden uzaklaşırsanız körelirsiniz. Ve bu konuda e, öğrencilerimize de biz e, üniversitede verdiğimiz aslında pek çok dipnot, özellikle bilmeniz gereken şeyler arkadaşlar bunlar dediğimiz şey, bizim hastanede karşılaştığımız e, durumlar. O yüzden hastaneden kopmamak gerekiyor. Tabii ki burada hastaneye gidip gelmek de değil olay. Olay gerçekten klinik eczacılık eğitimi almış hocaların olduğu yerlerde mentolün de denir buna ve bu konuda iyi olan asistanlarla birlikte sürdürülmesi, bu kişilere soruların yönlendirilmesiyle birlikte devam etmeli. Şimdi yüksek lisans 2 yıl, doktora 4 yıl, toplam 6 yıllık bir eğitim sonrasında artık kişi klinik eczacılık alanında doktorasını tamamlamış oluyor. Ee, ve bizim işte Avrupa'da PhD dediğimiz duruma aslında ulaşmış oluyor. Eee peki ne yapabilir akademik kısımdaki kişi akademik e, adı üstünde üniversitelerde e, özellikle e, eğitim verebilir ancak bu sağlık bakanlığının açtığı katrolarda klinik eczacılık uzmanlığı için açtığı katrolara başvuramaz e, uzmanlık öğrencisi ne yapar nasıl bir eğitim alır Şimdi e, uzmanlık öğrencisi genelde ilk ay bir teorik eğitim alır geri kalan 22 ayda da rotasyonları olur burada daha keskindir. Yani üniversiteye göre değişmez. Ee, i̇ç hastalıkları rotasyonu 7 aydır çocuk enfeksiyon, yoğun bakım 3 aydır nöroloji, kardiyoloji, onkoloji 2 aydır buralarda bulunması gerekir. Ee, öğrencinin kişinin bulunması gerekir. Uzmanlık öğrencisinin ve daha sonra bir e, tez e, sürecine geçer. E, son yılı yani tez ile geçer kişinin e, ve tez konusunu da kendisinin seçtiği işte, e, hocasıyla birlikte seçtiği alanda yapıp e, tamamlar. Ee, uzmanlık öğrencisi bitirdiği zaman uzmanlık eğitimini e, tıpkı 2 artı 4 6 yıllık eğitim almış bir kişi gibi doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurabilir. Şu anki koşullarda bu e, yasal hakkı ve bu tarz e, kadrolara başvurmuş şu an e, aktif olarak hizmet veren arkadaşlarımız da var bunun yanında tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın açtığı katrolara başvurabiliyorlar. Örneğin son açılan işte 34 katro var. Bu bizim için çok sevindiriciydi. Çünkü bir yıl özellikle beklendi. Mezunlar oldu. Birikti mezunlar. Ne olacak o kadar? Hem sınava girildi, eğitim alındı ama sonuç yok gibi oldu. Ama aslında ilk defa olan bir sistem. Yerleşmesi biraz zaman aldı. Şu an için tabii ki bu kişi 34 katro açıldı ve çoğu e, merkezi yerlerde, Ankara, İstanbul, İzmir yerlerdeki katrolara yerleşmiş durumda. Zaten yerleşen kişi sayısı da 15. Yani 34 katro açıldı ama o kadar mezun yok henüz. E, bir sonraki dönem daha fazla katro açılacak, yine e, başvurular olacak. E, Buradan maaş olarak baktığımız zaman, e, maaş olarak şu an, e, şu anki koşullarda zaten akademik, bir kişi akademik bir doktor diyelim en düşük maaşı alıyor şu an. Daha sonra hastane eczacısı alıyor diyebilirim. Ee, daha sonra tabii ki hastane CK buradaki Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlar diye ilerliyor. Ve uzmanlık e, uzman olan kişiler yani EUS mezunu kişiler ise e, en uçta maaş alan kişiler şu anki koşullarda. Ancak bu şunu söyleyeyim şu anki şartlarda eee çok yakın. E, Sağlık Bakanlığında çalışan eczacılarımız ile çok yakın olduğunu biliyorum. E, ancak hedef ve bu konu hakkında da çalışmalar yapılıyor. Uzman olan kişilerin en az uzman diş tabibi kadar e, maaş alması bu konuda da çalışmalar var. Halen yürütülüyor. Yani bu, bu noktaya da erişilecektir. İnşallah akademide de tabii ki bir yandan e, reformlar olması hedefleniyor, onun hakkında da çalışmalar var, maaşlar konusunda da e, çalışmalar oluyor. E, bunun dışında başka yine sorulara göre, yine ilkesinin sorularına göre e, cevaplayabilirim. Söyle ee, bir soru gelmişti. Klinik eczacılık yurt dışı imkanı açıyor mu? Yurt dışında ne gibi imkanları var? Böyle bir soru vardı dilerseniz. Şimdi şöyle e, Amerika'da e, biliyorsunuz ki artık tüm fakülteler 6 yıllık eğitim al, 6 yıllık eğitim veriyor ve bunun sonucunda kişi PhD ünvanı alıyor. Yani bir klinik eczacı oluyor. Eğer e, BS dediğimiz e, daha geleneksel eczacılık diploması var ise o kişinin yani 5 yıllık eğitimden mezun ise bu durumda 2 yıl daha eğitim alması isteniyor Amerika'da. Bu, bu Amerika'da. Ama siz eğer deniz aşırı bir ülkeden geliyorsanız, işte Avrupa'ya bizim gibi Türkiye'den geliyor iseniz, bu durumda 3 yıl bir eğitim almanız gerekir ki o PhD ünvanına kavuşabilirsiniz. Şimdi birkaç arkadaştan biliyorum. Eğer e, bu yüksek lisans doktora eğitimini Türkiye'de tamamlıyor iseniz ve oraya gidiyorsanız, e, EUS'u bilmiyorum. Öyle bir e, e, tecrübemiz olmadı ama onun içinde bence aynıdır. Bu durumda e, oraya gittikten sonra eğitime gerek kalmadan, 3 yıllık eğitim gerekiyor demiştim ya, o eğitime gerek kalmadan bir sınava tabi tutuluyor kişi. Diğer türlü de 3 yıllık eğitimden sonra tabii ki sınava giriliyor. Burada ise o eğitime eğitimi almadan bir sınava giren e, ve o sınavdaki başarı durumuna göre PhD ünvanını alan arkadaşlar var. Bunun dışında ee, İngiltere'de, e, İskoçya'da, e, İrlanda gibi ülkelerde, buralarda daha uzun süredir klinik eczacılık hizmeti var. Yaklaşık işte 15 yıl, İngiltere'de 30 yıllık bir süreç. Ancak Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde daha bizim gibi, Türkiye gibi yeni yeni e, bu sistem benimsenmiş durumda. Dediğim, bahsettiğim ülkelerde nasıl oluyor? şimdi İngiltere'de bir yüksek lisans doktora programı var. Ancak Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde daha çok hastane eczacılığı yapıyor kişiler. Ve hastane eczacılığı yaparken belirli eğitimler alıyorlar. 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık ülkesine göre değişiyor. O eğitimlerde klinik, klinik, pratik eğitim artı teorik eğitimdir. Bunun sonucunda bir. PhD ünvanı kazanılıyor. Yine buralarda tabii ki kişiler hizmet verebiliyor. Ancak genelde bir sınav var ve o sınavı o sınavın geçilmesi gerekiyor. Yani burada bitirdim, gittim. Direkt beni klinik eczacı olarak bir pozisyonda çalışır mıyım? Genelde bir sınava tabi tutuluyor bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmayıp konuk olduğunuz için, yoğun takviminizde bize de zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir oturumdu bizim için de. Ee, değerli katılımcılar size de e, katılımınız için hem Şansınvan'ın Eskişehir Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu adına çok teşekkür ederiz ee, bir sonraki etkinlikte yine görüşmek dileğiyle çok sağ olun teşekkür ederiz teşekkürler iyi akşamlar